Herkese merhaba. Bugün şahane bir video ile karşınızdayım. Yaz başladı. Artık kuruları yapmaya da yavaş yavaş başlayacağız. Sizin için çok kapsamlı bir video ile geldim. Ben bizim evde tüketilen sebzelerin videosunu çektim. Siz isterseniz daha farklı sebzeler de kurutabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi çok kapsamlı bir video olacak. Haydi başlayalım. Ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar alabilirsiniz. Biz çok fazla aldık. Burada böyle az göründüğüne bakmayın. Eğer nemsiz ve çok güneşli bir yerdeyseniz rahatlıkla kurutabilirsiniz. Önce kıl biberlerden başlıyoruz. Uç kısımlarından ikiye ayırıyoruz yukarı kadar. Ama başını asla kesmiyoruz. Aklınızda bulunsun. Oradan ipe geçireceğiz çünkü. En ince ayrıntısına kadar da gösteriyorum size. Biz sadece bu işlerde kullandığımız bir yorgan iğnesi kullanıyoruz. Ve naylon ipe geçiriyoruz. Başka ip kullandığınızda kopma ihtimali olabilir. Unutmayın, naylon ip kullanacaksınız. Baş kısımlarından teker teker ipe diziyoruz. Ne kadar uzunlukta yapmak istediğiniz tamamen size kalmış. Biberleri ipe dizdikten sonra ipin kenarlarında belirli bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Çünkü asacağımız yerde o boşluğun olması önemli. Bu arada biberleri yıkamıyoruz. Yıkarsak eğer kurumaz, küflenir. Şimdi sırada dolmalık yeşil biber var. Bunları da yıkamıyoruz. Baş kısmını gördüğünüz gibi ayırıyoruz ve içindeki tohumlarını temizledikten sonra bir kenara alıyoruz. Bütün biberler bittikten sonra ipe dizeceğiz. Burada size hem iğneyi hem de ipin kalınlığını gösteriyorum. Bakın, naylon bir ip kullanıyoruz. Herkesin evinde eminim bu kalınlıkta bir ip vardır. Bu şekilde ipi geçirdikten sonra istediğimiz uzunlukta ayarlıyoruz ve kenarlarına düğüm atıyoruz. Ben burada size ipi ve iğneyi gösteriyorum. İpin boyunu da ayarladıktan sonra biberlerimizi geçirmeye başlıyoruz. Gördüğünüz şekilde alt kısmından geçiriyoruz ve tek tek diziyoruz. Burada çok ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Altını çizerek söylüyorum. Bu biberleri çok fazla sıkı sıkı bir araya getirmeyin. Aralarında hafif boşluk olsun dizdiğiniz zaman ya da asacağınız yere astığınız zaman. Çünkü dolmalık biberler birbirine değdiğinde küflenmeye başlıyor. Daha doğrusu çürüyor. Ve kurumuyorlar, ziyan oluyorlar. Biz bir ipte bunu tecrübe ettik. Sizin de aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi ipe güzelce dizdik ve şimdi asacağımız yere koyacağız. Arkadaşlar, sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Yağmur yağdığı zaman korumamız gerekiyor. Yoksa söylediğim gibi çürür, hiçbir işimize yaramaz. Mümkünse sürekli güneş alan yerlerde bulundurun. Bizim evimizin ön tarafı sabahtan akşama kadar hemen hemen güneş alıyor diyebilirim. Almadığı noktada da arka taraftaki balkona asabiliyoruz. Hepsinin kuruma süresi farklı. Gördüğünüz gibi biberleri demirlere geçirdik. Güzelce bağladık sıkı sıkı. Ve bundan sonra sürekli kontrol edeceğiz. Kurumasını bekleyeceğiz. Kıl biberlerin hepsini gördüğünüz gibi ipe dizmedik. Birazını da böyle serdik. Ve böyle kurumasını istedik. Böyle de kullanabiliriz. Biz daha sonraları açtık. Üst üste gelmemesine dikkat edin. Şimdi sırada yeşil fasulye var. Bizim büyüklerimiz bu tarz kuru ürünleri çok seviyorlar ve çok fazlasıyla da kurutuyorlar. Kışın bunu özellikle annem sabah kahvaltısında yumurtayla pişiriyor, çok da seviyor. Bu da size farklı bir tarif olsun. Gördüğünüz gibi önce fasulyeleri ayıklıyoruz. Daha sonra böyle küçük küçük elimizle ya da bir bıçak yardımıyla doğruyoruz, gördüğünüz gibi parçalara ayırıyoruz. Başta da söyledim, bizde çok sevildiği için çok çok fazla yapılıyor. Daha fazla yapanlar da var. Ayıklama ve kırma işleminin ardından temiz bir çarşafın üzerine seriyoruz. Ve kurumasını bekliyoruz artık. Sırada bamya var. Ben bamyayı çok seviyorum. Kurusu gerçekten çok lezzetli oluyor.
Diyeceksiniz ki bu neden bu kadar büyük? Bunun adı Sultan Bamyası. Biz hem büyük aldık hem de küçük bamyalardan aldık. Gördüğünüz gibi önce başını temizliyorsunuz. Daha sonra da böyle küçük küçük parçalara ayırıyorsunuz. Bunu bu şekilde kurutacağız. Bakın en ince ayrıntısına kadar gösteriyorum size. Küçük küçük doğruyoruz ve daha sonra kuruması için yine temiz bir bezin üzerine koyacağız. Yaz deyince bizim bu tarz işlerimiz oluyor ve çok yoğun geçiyor gördüğünüz gibi. Şimdi de küçük bamyaları temizliyoruz. Bunları da böyle kurutacağız. Bunların içinden de büyükler çıkıyor ama aşırı büyük değil diğeri kadar. Gördüğünüz gibi minik minik bamyalar, bunları da kurutuyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Yavaştan kurumaya başladılar. Arkadaşlar biz patlıcan da yapmıştık ama ben onları çektim. Sanırım yanlışlıkla silmişim. Patlıcanı da şöyle yapıyoruz. Size anlatayım. Patlıcanları doğruyoruz. Doğradıktan sonra da tuzlu suyun içine koyuyoruz ki kararmasın. Daha sonra aynı işlemi yapıyoruz. İpe diziyoruz ve kuruması için asıyoruz. Zaten geçen kısımda da görüyorsunuz nasıl doğradığımızı. Patlıcan da bu şekilde olacak. Doğradığımız bamyaları görüyorsunuz. Yavaş yavaş kurumaya başladılar. Söylediğim gibi arkadaşlar güneş görmesi çok önemli. Evin çevresi nerede güneş görüyorsa siz de ürünleri oraya doğru yerleştirebilirsiniz. İpe dizmediğimiz patlıcanları gördünüz. Ne kadar güzel kurudular. Takır takır böyle çok şahane oldular. Yine çektiğim ama videosunu yanlışlıkla sildiğim kabak var burada görüyorsunuz. Açıkçası bunu ilk defa kuruttuk. Nasıl bir tadı var hiç bilmiyorum. Fasulyeleri sermiştik. Gördüğünüz gibi onların da kurumasını bekliyoruz. Belli bir dönem hem evin içinde hem balkonda bunlar yer işgal ediyorlar. Ama kışında afiyetle yiyoruz. Bakın ipe dizdiğimiz patlıcanlar da kurudu. Size sesini dinletmek istiyorum. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bakın kuruduğundan iyice emin olmalısınız. Çünkü kurumazsa en ufak bir ıslaklık kışın onun kurtlanmasına sebep olur. Gördüğünüz gibi hepsi güzelce kurudu. Kabak olsun, bamya olsun, biberler olsun. Geriye kışın afiyetle yemek kalıyor. Kış için gerçekten çok fazla alternatif oluyor bu tarz kuru gıdalar. Bol bol yapıp tüketmekte çok fayda var. En azından kendimiz yapıyoruz ve ne olduğunu biliyoruz. Bakar mısınız güzelliklerine? O kadar güzel oldular ki bence herkes en doğalından kendisi yapıp yemeli. Tabii ki imkanı olanlar için konuşuyorum. Bu arada nane ve domates kurusunu da yengem getirdi. O da Antalya'da annesiyle birlikte yapmış. Görüyorsunuz hepsi çok güzel kurudu. Hepsinin başında sürekli tetikte bekledik. Yağmur falan yağdığında ben onları içeri aldım ya da annem içeri aldı. Söylediğim gibi en ufak ıslaklık onların kışın kurtlanmasına sebep olur. Mümkünse kışın da sakladığınız yerler kuru ve serin yerler olsun yine. Çok fazla sıcak kurtlanmalarına sebep olacaktır. Videomu görüp kurularınızı da bizim yaptığımız gibi yaparsanız yorumlarınızı bekliyorum. Sizin için kuru nasıl yapılır videosunu çektim ben. İnşallah işinize yarar. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın.